Emre Mor dünyanın Allah vergisi sayılı futbolcularından biri. Gerçekten hocam dedi. Gerçekten dedim. Çünkü dedim, sen dedim, hakikaten yetenekli ve kalitesin. Geldiğimin ikinci ya da üçüncü günü antrenmanda görüyorum. Emre'den beklentim çok büyük olduğunu söyledi. Allah vermiş, korkunç bir kedi gibi. Topla kedi gibi abi. Benim elimle yapacağım hareketler, adam ayakla yap. Çok önemli bir şey. Emre top aldı. Şut! Fenerbahçe'nin hücumdaki yeni adam kim? Emre Mor. Küçük yaşlarda büyük yaşamış, elinden tutacak kimsesi olmadan birçok şeyi başarmış, henüz 18 yaşında Türk milli takımında forma giymiş, kariyerinin bazı noktalarında yanlış kararlar alarak hayatını etkilemiş ama üstesinden gelip bize kendisinden yerli Messi diye bahsettiren Yıldız Emre Mor. Emre Mor, Türk bir baba ve Makedon asıllı bir annenin çocukları olarak 24 Temmuz 1997 Danimarka'da dünyaya geldi. Çocukken en sevdiği oyuncağı toptu. Topu ayağına yapıştırmış gibi sürmüş, çalım ve dribling konusunda harikalar yaratmış. Bu yetenekleriyle profesyonel futbolcu imajı çizmişti. Futbol kariyerine doğduğu yerin takımı olan Lyngby Futbol Kulübü'nde 9 yaşında başladı. Emre asıl yükselişe geçeceği takım olan Norjaland Futbol Kulübü'ne 2015 yılında imza atmıştı. Bir sezonda çıktığı 13 maçta harikalar yaratarak kalitesini tüm dünyaya göstermişti. Türk pasaportunun da olması ona Türk kulüplerinin de ilgi duymasını sağlamıştı. O dönemin Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli takıma transfer edilmesini istemiş ama yönetimden olumlu yanıt gelmemişti. Kariyer basamaklarını bir bir çıkan Emre'yi bizlerle tanıştıracak teklif Fatih Terim'den gelmişti. O dönemde Türkiye Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre'nin milli takımda forma giymesi için hem kendisini hem de o dönemde hapishanede olan babasını ikna etmiş ve 18 yaşında Türkiye A milli takıma transfer etmişti. Emre bu transferin üzerine "Kendimi Türk gibi hissediyorum ve bu kararımın arkasındayım" diyerek Danimarka'nın tekliflerini reddetmişti. Artık karanlıklar içinde parlayacağı zamanlar gelmişti. Tüm ülkede prim krizi konuşulurken Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan milli takıma güneş gibi doğmuştu 18'lik Emre Mor. Yetenekleri ve ışığıyla herkesi büyüleyip geleceğe umut vermişti. Bu ışığı gören birileri daha vardı. Çok geçmeden yıldız futbolcular çıkaran Borussia Dortmund onu Osman Dembele'nin yerine transfer etmişti. Almanya onun bir dünya yıldızı olmasını bekliyordu ama maalesef öyle olmamıştı. Dortmund o sezonda 7. haftanın açılışı olan Hertha Berlin ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçın 84. dakikasında Emre kendisini faulle durduran Lenkembi elleriyle itip kırmızı kart yemişti. Ardından sakatlıklar da peşini bırakmamış, yaşanan agresifliklerin üzerine teknik direktör Tuyel'le de şiddetli tartışmalar yaşamıştı. Bu kötü gidişat ve maçın üzerine teknik direktör Emre'nin idmanını yedek takımla yapmasını istemişti. İdman bittiğinde de Mor'dan memnun kalmayıp takımın fizyoterapistine "Emre'ye ekstra idman koyuyorum, çalışmaya devam etmesi lazım" sözlerini sarf etmişti. Emre bu duruma çok fazla sinirlenecek, "Ne antrenmanı" diyerek bağıracaktı. Teknik direktörün kafasında şimşekler çakmış ve Mor'a 3 defa "kapa çeneni" diye bağırmıştı. Hatta Emre'ye emekleme cezası verdiği de söylentiler arasındaydı. Tuyel için genç yıldızın yeteneği tartışılmazdı. Fakat buraya gelmeden önce 6 aylık profesyonel geçmişi vardı. Emre için yedek oturmayı öğrenmeli ve hayata daha profesyonel bakmalı demişti. Dortmund taraftarından da "Kalecimiz Weidenfeller 15 yıldır bizimle oynamasına rağmen Emre'nin çıkardığı huzursuzluğu bu sürede çıkarmadı" diye eleştiri almıştı. Emre'nin yıllar sonra TRT Spor'a verdiği bir röportajda Tuyel'i doğrular nitelikteydi. Kariyerinin ilk yıllarını anlatan Emre, "O zamanlar doğru insanlarla beraber değildim. Saha dışında bana doğruları gösterecek kişilerle takılmıyordum" demişti. Almanya hikayesi bitmek üzere olan Emre'yi Dortmund sezon sonunda yine de zarar etmeden 12,5 milyon euroya Celta Vigo'ya satmıştı. Emre Celta Vigo tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Fakat burada da işler beklendiği gibi olmamıştı. Saha içinden daha çok saha dışında yaptıkları ile gündeme oturmuştu. Genç oyuncu daha kariyerinin başlarındayken büyük bir başarı sağlamamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı bir tahtla poz veren Emre'nin bu hareketi çok eleştirilmişti.
Futbol severler sosyal medyadan Emre'nin tüm dikkatini sahaya vermesi gerektiğini belirtti. Emre Mor ise bu eleştirilere kulak tıkayıp bildiği yoldan devam edip lüks yaşamına devam etmişti. Bu da İspanya basınına Mor sürekli havuzlu villasında partiler veriyor, zamanının çoğunu dostlarıyla geçirip lüks araçlarıyla şehri turluyor şeklinde yansımıştı. Hatta bir keresinde takımın idmanlarına hastayım deyip gitmediği günün akşamı sosyal medya hesabında havuz başında top sektirdiği görüntüleri paylaşmıştı. O zamanlarda yaptığı bu yanlış hareketlerin sonucu ağır olacaktı. 2 sezon boyunca sadece 6 maçta ilk 11'de çıkabilmiş, öfke probleminden kaynaklanan disiplinsiz ve sert tavırlarıyla da birden fazla maçta kadro dışı bırakılmıştı. Kariyerinin bu düşüş hikayesi hız kesmeden önce Galatasaray'la sonra Olympiakos'la devam edecekti. Emre Mor için ona hediye edilen bu yeteneklerini futbol için kullanmak istemiyor haberleriyle ortalık çalkalanıyordu. Bu kötü gidişat Fatih Karagümrük takımına transfer olmasıyla son bulmuştu. Küllerinden doğma hikayesi deriz ya, tam da burada gerçekleşecekti. Transferden önce verdiği büyük bir karar hayatının en büyük dönüm noktası olmuştu. Eski menajeri olan Muzi Özcan'la yollarını ayıran Emre, "Bu ayrılık hayatımda aldığım en doğru kararlardan bir tanesi." demişti. 2021 yılında Mino Raiola Karagümrük'e transferini gerçekleştirip Emre Mor için en doğru kararı vermişti. Avrupa futboluna benzer bir yapıda olan kulüp onun yeni şansıydı. Faryoli yönetiminde orta düzeyde bir performans sergileyen genç oyuncu Volkan Demirel ile beraber uçuşa geçti. Mental ve fiziksel olarak yükseliş sağlamıştı. Oyunda geriye dönüp savunmaya yardım etmemesini, dribling yeteneği olduğu halde sonunu getirememesini ve sağlıklı karar vermeyişini Karagümrük'te aşmıştı. Gösterdiği azmi, sıkı çalışması ve disiplini eski halinden eser bırakmamıştı. Önce Volkan Hoca'nın güvenini, ardından ilk 11'i, sonra da formunu kazanmıştı. 29 maçta 6 gol, 4 asist yapan Emre, kariyerinin zirvesini yaşayacağı takım olan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren yönetimden teknik kapasitesi yüksek, kanatlarda harikalar yaratacak süratli oyuncular istemişti. Jesus, sürekli hücum yapan, taraftarları ayağa kaldıran ve seyir zevkini arttıran oyuncular istiyordu. Emre ise bu profillere en uygun transferlerden birisiydi. Fenerbahçe'de hayatını düzene sokup uykusuna ve beslenmesine artık dikkat ediyordu. Düzenli oynaması da onun hayatında bir şeylerin yoluna girmesini sağlamıştı. Gelin isterseniz neden Tuyel'le, Fatih Terim'le ve Farioli ile başarı sağlayamayan Emre, Volkan Demirel'le ritmini yakalamıştı. Bir göz atalım. Volkan Hoca, Jesus'un ekibine Mor hakkındaki detaylı bilgileri paylaşacaktı. Ancak en önemli farkı, Karagümrük'te oynarken Emre'ye koşulsuz olarak ilk 11'de forma veren ilk teknik direktör olmuştu. Ne olursa olsun onu oynatacağının sözünü vermesi Emre'ye özgüven katmıştı. Bu da onu bambaşka bir seviyeye taşımıştı. Yıldız oyuncu yönetiminde başarılı olan Jesus da Emre gibi kendini yeniden toparlamaya çalışan bir isim için büyük bir şanstı. Küllerinden doğması onun en baştayken söylediği gibi elimden tutacak, bana yanlışlarımı gösterecek hiç kimse yoktu dediği zamanlardan kurtulup parlaması Jesus'la mümkün olacaktı. Jesus'a kulak verip onun dediklerini eksiksiz yapacağı takdirde hepimiz bir yıldızın parlayışının hikayesine tanıklık edeceğiz. Emre Mor'a her zaman böyle küllerinden doğduğu hikayesi gibi başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.